sevgili arkadaşlar, muhteşem ve nazik bir kadın görüyorsunuz. İkinizin arasında her şey harika gidiyor. Ancak ilişkide beni kullanıyor mu sorusunu gündeme getirecek yanlış şeyler var. Ona karşı derin duygular besliyor olsan da niyetinden emin değilsin. Günler var, sana muazzam bir sevgi yağdırıyor. Günler var, sanki sen yabancıymışsın, hiç yokmuşsun gibi davranıyor. Özellikle ona karşı güçlü hislerin olduğunda seni kullanıp kullanmadığını belirlemek zor olabilir. Bazı insanlar da ikna etmede iyi olabilirler. Ancak birkaç gösterge gerçeği anlamanıza yardımcı olabilir. Partneriniz sizi neden kullanmaya çalışıyor olabilir? Hoşlandığın ve taptığın bir kadın neden senden yararlanmaya karar versin? Onu sana kötü davranmaya ve kalbini kırmaya motive eden nedir? İnsanlar, fark etmiyor cinsiyeti, kadın ya da erkek olması çok önemli değil, çeşitli nedenlerle başkalarını kullanabilirler. Bu nedenler ise genellikle duygularınızı ayaklar altına almaktan çekinmediklerini gösterir. İşte partnerinizin sizi kullanmasının olası birkaç nedeni. Bazı insanlar ilgi odağı olmayı sever. Başkalarından aldıkları hayranlık onlar için büyük bir ego artışıdır. Bu tür insanlar arzuladıkları ilgiyi kendilerine verebilen insanların etrafta olmasını severler. Bazı insanlarsa eski sevgililerine takılı kalırlar ve sevgililerini kıskandırmak için sizi kullanabilirler. Devam ediyorum. Çok mutluyum. Bunu kanıtlamak için sizi kullanabilirler. Sevgililerine karşı. Bazı kişilerse sizinle değil ama size yakın biriyle ilgileniyor olabilir. Bu kişiye kolay erişim sağlamak için de sizi kullanıyor olabilirler. Birkaç kişi her zaman kendileri için müsait olan birilerini ister. Arkalarına yaslanıp rahatlarken, işlerine bakan, sorunlarını çözen, köle gibi çalışan bir kişiyle bağlantı kurarlar. Bazı insanlar diğer insanları cinsel ihtiyaçlarını karşılamak için de kullanırlar. Diğer seçenekleri açık tutarken fiziksel ihtiyaçlarını karşılayan birine yakın olabilirler. Bazı insanlar yüksek standartlarda bir hayat yaşamak ister. Lüksü sever. Paranın satın alabileceği her şeyi ve paraları için başkalarını kullanmayı kabul edilebilir bulurlar. Sizinle birlikte olarak tüm ayrıcalıkların tadını çıkarabilirler. Çıktığınız bir kadının gerçekten sevginize, saygınıza, zamanınıza layık olup olmadığını öğrenmek için bazı ipuçlarını takip etmelisiniz. Bir numara, tüm faturaları siz ödersiniz. Her dışarı çıktığınızda bütün faturaları siz ödüyorsunuz. Bir randevuya çıktığınızda hesabı hep sen alırsın. Alışverişe gidersiniz, kıyafetlerinin parasını da siz ödersiniz. Seyahate çıktığınızda bilet ve konaklama için de ödemeleri siz yaparsınız. Hatta o kadar anlamsız bahaneler üretir ki telefon faturalarını da sizin ödemeniz ister. Bazen kız arkadaşın ya da kadın arkadaşın için ödeme yapmakta sorun yok. Ama ilişkilerin bir ortaklık olduğunu, ikinizin de eşit düzeyde olması gerektiğini unutmamalısın. Şimdiye kadar tüm faturaları siz ödüyorsanız, sizi paranız için kullandığının bir göstergesi bu. Bir ilişkinin başlarında finansal konularda iletişime geçmek, ilerleyen zamanlarda çatışmalara düşmekten sizi koruyacaktır. İki numara, size sadece yardıma ihtiyacı olduğunda gelir. İyiyken tamamen sizi başından savuyor. Mesajlarınızı, aramalarınızı görmezden geliyor. Hatta size hakaret ediyor, size kaba davranıyor bile olabilir. Boş olsa bile sizinle yakın olmaya veya tanışmaya, daha ileri arkadaşlık kurmaya yanaşmıyor olabilir. Kendi alanına ihtiyacı olduğunu söylüyor. Bununla birlikte ne zaman bir şeye ihtiyacı olsa davranışı anında değişiyor. Aniden arkadaş canlısı oluyor. Size iltifatlar ediyor, tatlı dilli konuşmaya başlıyor. İnsanların birbirine yardımcı olması çok güzel. Özellikle ilişki içerisinde olduğunuzda tabii ki birbirinize yardım edeceksiniz. Ama sürekli bu tek taraflı oluyorsa burada sömürülüyorsunuz demektir. Bazı erkekler sadece bir şeyler istediğinde bana karşı çok yakın davranıyor diye yazıyorlar. Siz de böyle bir durumla karşı karşıyaysanız eğer sizi kullanıyor olabilir. Üçüncü, ilişki tek taraflı gidiyor. Bir ilişki iki yönlü bir caddedir. Her iki ortağın da başarılı olması için çaba sarf etmeleri gerekir. Tüm sıkı çalışmayı yapan sadece sizseniz
İlişki tek taraflı gidiyor demektir. Senden gerçekten hoşlanan bir kadın, ilişkinin yürümesi için yaptığın tüm çalışmalara minnettar olur. Ne kadar küçük olursa olsun tüm hareketlerinizi takdir eder. Ve bu tüm çabalarınıza karşılık verir. Sizin mutlu olmanızı da ister. Karşılık vermeyen bir kadın muhtemelen sizden faydalanıyordur. 4 numaraya gelecek olursak, sizi manipüle eder. Bir ilişkide bir manipülatör yalnızca kaprislerini ve ihtiyaçlarını karşılamayı önemser. Bencildirler, partnerinin duygularını da umursamazlar. Sizi kullanan bir kadın istediğini elde etmek için hareketlerinizi manipüle eder. Ayrıca kontrol eder. Kabul etmediğiniz şeyler yapmaya yönlendirilebilirsiniz. Ve o size duygusal olarak şantaj yapmaya başlayacaktır. Hata yapsa bile sizi suçlayacak ve özür dilemeye zorlayacaktır. Ayrıca seksi erteleyebilir veya sizi taleplerini yerine getirmeye zorlamak için seksi bir pazarlık konusu yapabilir. Kurbanı oynamak, gaslighting ve suçluluk duygusu uyandırmak bir manipülatörün klasik işaretlerindendir. Bu değişmesi muhtemel olmayan toksik bir ilişkinin tanımıdır. Burada dikkate alınması gereken nokta şudur arkadaşlar. Manipülatif kişilik bozukluğu olan bir kişi kronik bir model izler ve başkalarından istediklerini nasıl elde edebileceğini bilir. 5 numaraya gelecek olursak, her şeyi kendi şartlarına göre yapar. Seni kullanan bir kadın fikirlerinizi bir kenara atacaktır. Neden? Çünkü siz sadece bir amaçsınız. Senin mutluluğunu umursamadan onu mutlu eden şeyler yapacak. Akşam yemeği için belirli bir yere gitmek isterse oraya gitmeyi talep edecektir. Tüm randevularınız, gezileriniz, her şey ama her şey onun seçimlerine göre belirlenecektir. Zaten planladığınız bir şey var. Diyelim ki arkadaşlarınla dışarı çıkmak istiyorsun. Ama o bir plan yapıyor. Ya gelirsin ya gelmezsin planı. Böyle bir durumda arkadaşlarınızla birlikte olmaktan vazgeçmezseniz ya sizi terk edecek ya da taleplerine boyun eğmen için seni ikna edecek. Böyle bir ilişkide taviz vermesi gereken taraf her zaman sen olacaksın. 6 numarada arkadaşlarınız ona ısınamadı. Şunu unutmayın arkadaşlar. Bazen sizin göremediğiniz şeyleri yakın arkadaşlarınız görür. Çünkü dışarıdan birinin bakış açısına sahipler. Ve onun gerçek doğasını sizden daha hızlı ve erken hissedebilirler. Arkadaşların kız arkadaşından hoşlanmıyor mu? Seni onun hakkında uyarmaya çalıştılar mı? Onlar bu kadının senden faydalanmaya çalıştığına mı inanıyorlar? Onlar da böyle düşünüyorsa muhtemelen öyledir arkadaşlar. Seni parmağına doladı, bu yüzden fark etmeyebilirsin. Ama bu sahte tılsım arkadaşlarını kandıramaz. Bu durumda da arkadaşlarının sana yardım etmeye çalıştığını fark ederse onlardan uzaklaşmanı isteyebilir. Ya ben ya onlar diyerek seni ikileme zorlayacak hale de getirebilir. Evet, 7 numara pahalı şeyler talep eder. Paranla ilgileniyorsa senden pahalı hediyeler isteyecektir. Çiçekler gibi küçük romantik işaretlerle kendini mutlu hissetmez. Markalı ürünler almanızı bekler. Örneğin İtalyan ünlü labotin ayakkabıları talep edebilir. Makul fiyatlı topuklu bir ayakkabı olmaz. Çoğu zaman ona istediğini almadığınız ya da vermediğiniz zaman sizin kendinizi suçlu ve kötü hissetmenizi sağlar. Hediye almak onun sevgi dillerinden biri olabilir. Ara sıra ufak hediyeler istemesi gayet doğaldır. Ancak kadının bitmek bilmeyen talepleri varsa ve senin imkanlarının ötesinde pahalı şeyler bekliyorsa seni kullanıyor demektir. 8 numara sizi ailesi ve arkadaşlarıyla tanıştırmaktan kaçınır. Senden gerçekten hoşlanan bir kız seni mutlu bir şekilde ailesi ve arkadaşlarıyla tanıştırır. Hatta dünyanın ikinizin birlikte olduğunu bilmesini ister. Ancak seni kullanan bir kız için önemli değilsin. Sen sadece onun ihtiyaçlarını karşılayan birisin. Sizden istediğini aldıktan sonra yoluna devam edecektir. Sizi arkadaşlarıyla ve ailesiyle tanıştırmak onun için gereksiz bir komplikasyon olacaktır. Birinin onu sizin önünüzde ifşa edebileceğinden korktuğu için de bu riskli olabilir. Israr etmeye devam edersen sana mesnetsiz bahaneler üretecektir. Onlarla karşılaşsanız bile sizi erkek arkadaşı olarak değil,
sadece bir arkadaş olarak tanıştıracaktır. 9 numaraya gelecek olursak, ihtiyaçlarınızı dikkate almaz. Ağlamak için bir omuza ihtiyaç olduğunda kız arkadaşın müsait değil. İyi olmasanız bile sizinle ilgilenmeyi teklif etmez. İlgi mesajları gönderebilir ama kişisel olarak gelip yardım etmez. Ondan aldığın tek şey bahaneler. Ona bir şey söylediğinde dikkatini vermez. Ya konuyu değiştirir ya da sana şikayet etmeyi bırakmanı söyler. Ancak sesini çıkarmak istiyorsa ve yardıma ihtiyacı varsa onu dinlemenizi bekler. Kız arkadaşın senin ihtiyaçlarını göz ardı ederse ve seni zor durumlarda terk ederse bu büyük bir tehlike işaretidir. Dikkatli ol. Gaslighting bir kişinin partneri üzerinde kontrol kazanmak için uyguladığı bir manipülasyon şeklidir. Hatalarından dolayı seni suçlu hissettirebilirler. 10 numaraya gelecek olursak arkadaşlar, duygusal bağ yoktur. Sağlıklı bir ilişki kurmak için bir çift arasında duygusal bağ şarttır. İlişkinizi şöyle bir değerlendirin. Kız arkadaşınızla güçlü bir duygusal bağ sahip olduğunuza inanıyor musunuz? Hayatı, hayalleri, güvensizlikleri ve duyguları hakkında size açılıyor mu? Senin hakkında ne hissettiğini sana hiç söyledi mi? Anlamlı konuşmalarınız var mı? Sevgili hanım arkadaşınız duygusal olarak içine kapanmışsa, yalnızca materyalist şeylerden bahsediyorsa veya onun için yapmanız gereken şeylerden bahsediyorsa, muhtemelen sizden faydalanıyordur. 11 numaraya gelecek olursak, siz bir seçenekseniz öncelik değil. Seni kullanan bir kadın için asla öncelik olmayacaksın. Yalnızca başka bir seçeneği yoksa ve sizden bir şey isterse sana gelecektir. Her zaman onun ilgisi ve zamanı için rekabet etmek zorunda kalabilirsiniz. Ondan sizinle daha fazla zaman geçirmesini isterseniz her zaman meşgul olduğunu söyleyecektir. Ya da başka planlarım var diyecektir. Ama bunlar senin için geçerli değil dostum. Eğer senin planların varsa hayır, kabul etmez. Onun için müsait olmalısın. Her şeyi bırakıp sizin onunla buluşmanızı bekleyecektir. Ayrıca sizinle planlar yapabilir ama ona daha ilginç gelen şeyler bulursa sizden kurtulmaya çalışacaktır. Sen önce neyi hak ediyorsun onu kendine sormalısın. Seçenek mi olmak istiyorsun, öncelik mi? Böyle bir durumda ilişkiyi yeniden düşünmenin zamanı gelmiştir. 12 numaraya gelecek olursak, evde kalmaya karar verdiğinizde tavırları değişiyorsa, evde kalmaya karar verirseniz size karşı tüm davranışları değişir. Size neredeyse hiç ilgi göstermez. Bunun yerine telefonuna ya da üzerinde olabilecek bir filme odaklanır. Ayrıca neredeyse hiç konuşma ve kucaklaşma yok. İkinizin arasındaki sessizlik oldukça boğucu. İkiniz içeride vakit geçirdiğinizde genellikle huysuzsa, işte bu büyük bir işarettir arkadaşlar. 13 numaraya gelecek olursak, sık sık arkadaşlarınızdan bir hakkında konuşur. Bazen insanlar arkadaşlarına yakınlaşmak için biriyle ilişki kurarlar. Bu tür insanlar arkadaşınızla yakınlık kurarken yanınızda kalacak. Amaçlarına ulaştıklarında sizi dışlayacaklardır, sizden kurtulacaklardır. Sevgili kız arkadaşınız rastgele konuşmalar sırasında bir arkadaşınızdan bahsediyorsa, onun hakkında daha fazla bilgi edinmek için hevesli davranıyorsa, arkadaşınızı görmek istiyorsunuz, o da size eşlik etme konusunda ısrar ediyorsa, şunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Onunla ekstra bir arkadaşlık kurmaya çaba gösteriyor mu? O etraftayken seni görmezden geliyor mu? Bu soruların cevabı büyük bir evetse, o zaman büyük olasılıkla o seninle değil arkadaşınla ilgileniyor ve sadece ona ulaşmak için seni kullanıyor. Böyle bir ilişki devasa bir zaman kaybıdır. 14 numaraya gelecek olursak, onun hayatında özel bir yerin yok. Bir kadın senden hoşlandığında onun hayatında özel bir yerin olur. Ve seni hayatındaki tüm önemli anların parçası yapmaya çalışır. Öte yandan sizi kullanan bir kız hayatına sizi sığdırmak için herhangi bir ayarlama yapmaz. Size hayatındaki önemli olaylar hakkında bilgi vermez. Siz bunları ya bir üçüncü kişiden ya da sosyal medyadan öğrenirsiniz. Instagram'ınız onun resimleriyle dolu olabilir ama seni kullanan bir kız seninle ilgili paylaşım yapmaktan kaçınır. Onun nerede olduğu konusunda her zaman karanlıkta kalacaksın. Geleceği için büyük planları olabilir ama sen bunların içinde yer almıyorsun.
Seni hayatına dahil etmeye hazır olmayan bir kişi asla tatminkar bir ilişki kuramaz. Böyle bir ilişkiyi bitirmenin de zamanı geldi. 15 numaraya gelecek olursak arkadaşlar, ilişkinizde kendinizi sürekli bitkin ve endişeli hissedersiniz. İlişkinizde ne yaparsanız yapın, ona kafi gelmiyorsa bu sizi bir süre sonra endişeli ve bitkin bir hale getirecektir. Kadınını mutlu etmeye ve aşkını kanıtlamaya çalışıyorsun. Ama bu yeterli gelmiyor. Her zaman yardımına koşmak ve karşılığında hiçbir şey alamamak oldukça yorucu. Ayrıca dırdır etmesi, akıl oyunları oynaması, manipülasyonlar, bunların hepsi ruh sağlığınızı olumsuz yönde etkileyecektir. Sıkça sorulan sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Biri beni duygusal olarak kullanabilir mi sorusu. Evet, sizin üzerinizde güç ve kontrol elde etmek isteyen herkes sizi duygusal olarak kullanabilir. Bu tür insanlar genellikle sizi yalanlar. Aldatma ve duygusal şantaj yoluyla sizi manipüle etmeye çalışırlar. Karar vermeden önce içgüdülerinize güvenin ve davranışlarını gözlemleyin. 2 numaralı soru da kız arkadaşım beni finansal açıdan kullanıyor mu? Kız arkadaşınızın kirasını, alışverişlerini, faturalarını o sizden bunu istiyor diye yapıyorsanız sizi finansal olarak kullanıyor demektir. Paranız ilişkinizi canlı tutma konusunda tek anahtar haline geldiğinde evet kullanıyor. Şöyle bakın arkadaşlar, sağlıklı bir ilişki sizi endişeli ve bitkin hissettirmez. Aksine mutlu edici, rehabilite edici, iyileştirici olur. Kız arkadaşınızın ya da neyse partnerinizin sizi sadece bencil eylemleri için kullandığını bilmek utanç verici ve cesaret kırıcı olsa da niyetlerini erkenden bilmenize yardımcı olacaktır. Üstelik gerçeklerden habersiz olmak size uzun vadede zarar getirecektir. Ayrıca gerçeği daha erkenden fark etmeniz bu toksik ilişkiden de daha erken kurtulmanız anlamına gelir. Genel olarak böyle bir ilişkinin olumsuz deneyiminin bir sonraki ilişkiyi etkilemesine izin verme. Umutlu ol ve inan, yakında doğru kişiyi bulacaksın. Evet sevgili arkadaşlar, bu uyarıları dikkate alarak ilişkinizi gözlemleyin ya da yeni bir ilişkiye başlarken bunları anahtar olarak kullanın. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Hoşça kalın.